Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbimiz buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru insanlarla beraber olun. Şüphesiz azim olan Allah doğruyu söyledi. Efendim sizleri, 81 ilimizden stüdyomuza misafir olan hocalarımızı ve tabii ki kıymetli jürimizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Türkiye'nin bir numaralı televizyonu TRT1 ekranlarına ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık bu ekranların bir klasiği haline gelen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmamız başlıyor. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ وهم النار بما كان الله يصطفي من الملائكة. Güzel bir tilavet dinledik. İddiasız. Kur'an okumak bir iddia olmaz. Aşırılık göremedim ölçülerde. Kur'an-ı Kerim okumak bir ahlaktır. Seyir içinde herhangi bir problem göremedim. Bunu söylerken görmek için bakıyoruz anlamında değil yani. Gördüklerimiz... Bütün durakları aynı name motifiyle beziyorsun. Kişinin övülecek en güzel ameli kendini övmemesidir. Size inandım ben. Çok edep erken de herhalde böyle usul bilmediği için... Peygamberimiz arkadan bağırıyor. Diyor ki kıyamet ne zaman? 100 puan. 100 puan veriyorum. Sağım solum uçtu. Ben de uçuyorum. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Doğan Temiz geliyor. Doğan Temiz Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz hocam? Buyurun. İsmim Doğan Temiz. 1981 Tokat Erbaa doğumluyum. Şu an Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Kaç yıldır görev yapıyorsunuz hocam? 17 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapmaktayım. Maşallah. Bir de sizi tanıyoruz hocam, simanızı böyle. Siz Kur'an-ı Kerim okurken arkanızda böyle Allah diye bağıran bir... Cemaatiniz vardı. Estağfurullah. O eski görev yerimdeydi. Yani şu anki bulunduğum camide değil de Sultanbeyli'de 10 yıl görev yaptığım camiye ziyarete gitmiştim. O gün de müezzinliğe çıktım. Aslında alışıktık ama önceden bağırdığında ben mihrapta okuyordum. O müezzinlikten bağırıyordu. 10-15 metre mesafeden fazla korkmuyordum. O gün de geç gittim, müezzinliğe çıktım. Tam kulağımın dibinde böyle bir de bitirmeden okuduğum yeri sona erdirmeden bağırınca biraz bir korku oldu. Sonrasında dedim kahraman amca niye bu kadar bağırdın, bir de erken bağırdın deyince suç senin dedi. Hayırdır dedim, niye benim? Görev yaptığın camiye 2 ay gelmezsen dedi, dolmuştum dedi. Öyle bir... Ama kahraman amca onu sürekli yapıyor galiba. Sonra yapıyor. Başka videoları da çıktı. Sürekli, duygulu fenomen bir insan. Fenomen oldu. Hisli bir insan. Yani böyle gözünü yumar dalar o okurken. Ve kendini tutamıyor yani. Cemaatimiz de orada görev yaparken derdi ya söyle de bizi korkutuyor bağırmasın falan derdi ama engelleyemiyorsun yani. İçinden geliyor, yapacak bir şey yok hocam. Çok tatlı bir insan ama. Evet. Çok tatlı bir insan. Peki hocam hazır mıyız? Hazırım. O halde sizi rahliye alalım. Buyurun. Doğan Temiz, Yunus Suresi 5 ila 10. ayetlerini tilavet edecekler.
Vakit Kur'an vakti ve şimdi söz Kur'an'ın. يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Doğan hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, şimdi 81 ilimizden stüdyomuza bağlanan misafir hocalarımızdan yarışmacımız için puanlama yapmalarını istirham ediyoruz. Buyursunlar efendim. Hocalarımız puanlamalarını gerçekleştiriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve ilk olarak yorumlarını almak üzere Osman Egin hocam, buyursunlar efendim. Eşref Seyha hocam, çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocam. Doğan kardeşime de, değerli meslektaşıma da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cümlemizden sağ olun hocam. Ve yine bugün ekranlarının başına geçerek bizleri ilgiyle, alakayla takip eden değerli izleyicilerimizden, hanımefendilerden, beyefendilerden ve çocuklardan Allah razı olsun diyerek onlara da teşekkürlerimi, hürmetlerimi arz ediyorum. Eyvallah hocam. Üstadım, Mevlana Hazretleri şöyle buyurur. Kişinin övülecek en güzel ameli kendini övmemesidir. Kişinin övülecek en güzel ameli, en güzel sözü kendini övmemesidir. Şimdi toplum olarak maalesef bu, mesela sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamına, sahabenin yaşamına bağlı çok küçük bir anekdot, küçük bir tespit arz edeyim. Buyurun hocam. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından çok böyle hepsini övmüştür. Birçoklarını böyle çok güzel ifadelerle övmüştür. Tabii övünce bunlar hadis olmuştur. Fakat enteresan olan şudur. O övdüğü, o rivayetler bize gelir. Fakat övdüğü insanlardan hiçbir tanesi o hadisi rivayet etmemiştir. Hep başkası rivayet etmiştir. Şimdi işin enteresan tarafını söyleyeyim size. Zaman zaman sallallahu aleyhi ve sellemin uyardığı insanlar olmuştur. Yapma böyle, bu güzel değil dediklerini de bizatihi kendileri rivayet etmiştir. Yani efendim, mübarek akşam, güzel akşam ama sallallahu aleyhi ve sellem bize neyi yapmayın demişse biz onu yapıyoruz. Neyi yapın demişse ondan uzak duruyoruz. Ama bu şekilde ona güzel ümmet olamayız. Onun için bu güzel Ramazan akşamında, bu güzel gecede, bu güzel saatlerde onun emrine uymak gerekiyor ki güzel insanlar olalım diye. Ama hepimizin hataları var, kusurları var, günahları var. Ve öyle bir saatteyiz ki eğer ellerimizi ve dilimizi güzel bir şekilde ona açarsak biliyorum ki oradan boş dönmeyeceğiz. Rabbim bizi boş döndürmeyecek inşallah diyorum. Ve tekrar sevgili kardeşim, sevgili dostum Doğan hocama güzel tilavet için teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Halil hocam,
Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Ben de bu cehennem azabından azat günlerine girdiğimiz bu anlarda, bu dakikalarda açılan meclisimiz, Kur'an meclisimiz, kurulan soframıza uzaktan yakından teşrifleriyle, bizi izlemek suretiyle bütün ahaliye sonsuzca saygı ve hürmetlerimi arz ederek ve selamlayarak başlamak isterim. Size de çok teşekkür ediyorum. Değerli Doğan Temiz Hocam, ağzınıza sağlık. Çok güzel okudunuz. Sağ olun. Yani herhangi bir yerde, herhangi bir icra esnasında bir ben aşırılık göremedim ölçülerde, seyir içinde herhangi bir problem göremedim. Bunu söylerken görmek için bakıyoruz anlamında değil. Yani gördüklerimiz, sesiniz de çok güzel. Dolayısıyla bu tavrı muhafaza etmek lazım. Ya bu tavırlı bir icradır, üslup içre bir icradır. Bu üslup ve tavır içinde kalmak lazım. Örnek bir icraydı. Ağzınıza sağlık, iyi ki varsınız, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun hocam. Eyvallah Halil hocam, sağ olun. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam, buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Estağfurullah hocam, buyurun. Hafız Doğan Temiz kardeşimiz, meclisimize hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun hocam. Ne iyi ettin. Allah razı olsun. Cümlemiz dinledik demek. Sizi, özledik, özlemiştik. Güzel okudunuz. Allah vergisi güzel bir sesiniz var. Bulunduğunuz yer de çok önemli bir yer cemaat bakımından. Güzel bir hizmet görüyorsunuz. Allah daim eylesin. Amin hocam. Güzel okudunuz, güzel seslendirdiniz. Harfler, kelimeler, usul, erken hepsi yerinde. Ben sizi tebrik ediyorum. Sağlık, sağ afiyet diliyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah bir hocam. Hocam. Efendim şimdi yarışmacımız Doğan Temiz hocamız için puanlama vakti. Buyurunuz efendim. Osman İgin hocam, buyursunlar hocam. Doğan Temiz hocam, temiz bir tilavetti. Sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle leyyin bir tilavetti. Ben sizlere bu güzel tilavetiniz sebebiyle efendim bir puan nazarlık rezerv koyup 99 puan veriyorum. Sağ olun hocam. 99 puan veriyor Osman hocam yarışmacımıza. Teşekkürler hocam. Eyvallah üstadım. Sağ olun. Halil hocam. Teşekkür ederim. Estağfurullah, buyurun. Bu bir klasik seyir oldu. Yani rastı var, uşak oldu da, segahı var, var da var. Bunlar sizde var mı? Var hocam, inşallah. Yani, peki. Yani bu aşırı şerifi... Sözünü alıyoruz. Eğer ola ki buradan finale taşınırsanız. Yani aynı aşırı şerifi rast okuyabiliyorum, Hicaz okuyabiliyorum, sağ olun. Anladım, yani klasik bir icra oldu ama makamat dünyası büyük. Ben size, değerli dostum, 100 puan veriyorum. 100 puan veriyor Halil hocam. Teşekkürler hocam. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam, buyursunlar. Böyle temiz bir tilavete ben de 100 puan veriyorum. 100 puan veriyor hocamız. Sağ olun hocam. Doğan Temiz kıymetli jürimizden toplamda 299 puan alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. Bu yola girmişsin, o yoldan yürüyorsun, ne kadar güzel. Metni tabilerde hafif bir kaçık var diye, yani kulağıma hoş gelmiyor. Kur'an tilavet ediyorsun, namazını kılıyorsun. Azima falan böyle üçlü bir nameler koyuyorsun. Name zenginliği iyi bir şeydir. Sadece Allah'tan korkmak yetmez. Ben onu anlıyorum. Bir de doğru insanlarla beraber olacaksınız. Hak ve hakikat aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlar.
dualarınıza Mustafa Sarıgül geliyor. Mustafa Sarıgül hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sizi tanıyabilir miyiz? Hocam ben Mustafa Sarıgül. 1998 İstanbul doğumluyum. Şu anda Kırklareli'nde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Eyvallah. Kaç yıldır yapıyorsunuz Mustafa? 7 aydır. Temmuz'da başladım hocam. Maşallah. Askerdeyken mülakata girdim. Tekrar askere gittim. Askerliğim bitince de Rabbim nasip etti. İmamlık inşallah. Peki hazır mıyız? Hazırız. O halde sizi rahliye alın, buyurun. Mustafa Sarıgül, İsra Suresi 78 ila 84. ayetlerini tilavet edecekler. Vakit Kur'an vakti ve şimdi söz Kur'an'ın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mustafa Hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim hocam. Maşallah size. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Efendim şimdi söz misafir hocalarımızda, kendilerinden yarışmacımız için puanlama yapmalarını istirham ediyoruz. Buyursunlar efendim. Evet, misafir hocalarımız puanlamalarını gerçekleştiriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve ilk yorumlarını almak üzere sözü Doktor Mehmet Ali Sarı hocama bırakıyorum. Buyursunlar. Teşekkür ederim Eşref Ziya Bey. Hafız Mustafa Sarıgül kardeşimiz, imam, Allah görevinde başarılar ihsan eylesin. Amin. Güzel bir tilavet dinledik. İddiasız. Harfleri, kelimelerin baş harflerine ses vurgusu yapalım Mustafa'cığım. Biraz da metni tabiilerde hafif bir kaçık var diye, yani kulağıma hoş gelmiyor. Orada name koyuyorsun oraya. Azima falan böyle üçlü bir nameler koyuyorsun. Onlar... Öyle düz oku, daha güzel olur düz okuyunca. Sonra bütün durakları aynı name motifiyle beziyorsun, onları tekrar ediyorsun. Biraz da böyle değişik yaparsan tilavet daha güzel olur. Başarılar diliyorum. Teşekkürler hocam, sağ olun. Halil hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum değerli dostum Eşref Ziya. Estağfurullah. Kıymetli meslektaşım, safa verdiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Mustafa Sarıgül dostumuz, ağzınıza sağlık, güzel okudunuz. Tabii yani burada şöyle bir hakikati yaşıyoruz biz. O da bir evvelki icra ile bir sonraki icra arasında, yani büyük ölçüde nüans bakımından dahi çok fazla bir ayrıcalık göremiyoruz değerli dostum. Özgün bir tilavet icrada, özgün bir durumla karşılaştığımız şüphesiz oluyor ama sanki, lütfen bağışlayın beni, hep böyle bir seyri takip etmek lüzumu ve icabı varmış gibi bir hissiyat oluşuyor. Şahsım adına böyle düşünüyorum. Bu değil. Bu doğru değil. Dolayısıyla name zenginliği iyi bir şeydir. Bu Kur'an musikisi içinden yüz binlerce, belki abarttım ama, name vardır. Güzel böyle, üslubu olan, tavır içinde kalabilecek ölçütlerde ve vasıflarda nameler vardır. Bunu bulmak lazım, aramak lazım. Ne demiş Ataullah İskenderi Hazretleri? Hakikat, hak ve hakikat aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır. Teşbih-i Tatayak, bu cümle üzerinden de siz lütfen musiki dünyasındaki arayışınıza başlayın, bunu başlatın. Olur mu? Gönlünüze sağlık. İyi sağ ki varsınız, şeref verdiniz. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Osman İlgin hocam. Eşref Ziya hocam, teşekkür ediyorum. Ve bu tilaveti gerçekleştiren değerli kardeşimiz, değerli yavrumuz Mustafa Sarıgül, Hafız Mustafa Sarıgül'e de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık üstadım. Sağ olun hocam. Bu yola girmişsin, o yoldan yürüyorsun, ne kadar güzel. Kur'an tilavet ediyorsun.
namazını kılıyorsun. Gençlerle beraber olup onlara sohbetler yapıyorsun. Üstadım fevkalade güzel bu. Yani bir insan, insanı şöyle düşünün, güzel mecralarda bulunursa, güzel mekanlarda bulunursa, güzel insanlarla beraber olursa, efendim, o da o güzelliklerden nasiptar olur. Ama tehlikeli yerlerde bulunursa, tehlikeli insanlarla arkadaşlık yaparsa, hep hatanın, kusurun, günahın içinde olan insanlarla beraber olursa, onun da düşme ihtimali çok yüksektir. Cenab-ı Hak bizi yanlış yolda olanlardan uzak eylesin. Amin. Onlara da hidayet nasip eylesin, hidayet Amin. Lütfeylesin, ihsan eylesin. Bütün efendim bu güzel ay, bu mübarek ayda zaman, mekan hep onları çağırıyor. O kardeşlerimizin de elinden tutalım, onlarla da beraber olalım. Onların da omuzuna elimizi atalım. Üstadım başlarken hemen programın başında bir ayet-i kerime okudu. Enfes bir mesajdı o. Ya eyyühellezine aminuttekullah ve kunu ma'as-sadikin. Sadece Allah'tan korkmak yetmez. Ben onu anlıyorum. Bir de doğru insanlarla beraber olacaksınız. Ve kunu ma'as-sadikin. Dürüst insanlarla, ahlaklı insanlarla, erdemli insanlarla beraber olacaksınız. Ki Allah'tan ittika kolaylaşsın. Cenab-ı Hak bu güzel günleri bu şekilde değerlendiren kullarından eylesin bizi diye dua ediyorum. Tekrar Mustafa Sarıgül kardeşime, Hafız Mustafa Sarıgül kardeşime bu güzel tilaveti için teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Eyvallah. Teşekkürler yorumlarınız için. Şimdi Mustafa Sarıgül için puanlama vakti, buyursunlar. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam, buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Estağfurullah hocam, buyurun. Ben Hafız Mustafa Sarıgül kardeşime mesleğinde başarılar diliyorum. Hıfzını ihmal etmemesini ayrıca istiyorum. İstiyorum. Ve kendisine 96 puan veriyorum. 96 puan veriyor hocamız, yarışmacımıza. Teşekkürler hocam. Halil hocam. Eyvallah. Ben de aziz meslektaşıma, kıymetli kardeşime, bu güzel yolda ...96 puanla eşlik ediyor. 96 puan veriyor Halil hocam. Teşekkürler hocam. Eyvallah. Osman Egin hocam. Hafız Mustafa Sarıgül'e bu güzel tilaveti için, bu samimi tilaveti için, efendim, bendeniz 95 puan veriyor. 95 puan veriyor Osman Egin hocam yarışmacımıza. Mustafa Sarıgül kıymetli jürimizden toplamda 287 puan alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. 38 yaşında hafızlık yapıyor. Maşallah. Ne güzel. Kabiliyetiniz çok açık, net, belli. Sesleri de tanıyorsunuz. Klasik musikimizde olan eserleri de dinler misiniz? Daha iyi tanımalar diler. Seyri siz kendiniz kurguladınız mı? Gençlere nasihat ederken nasihatinizi kısa tutun. Saygıdeğer Osman hocamdan öylesine istifade ediyoruz ki Allah razı olsun kendisinden. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Tarık Nergiz geliyor. Tarık hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Tarık Nergiz. 1983 Bitlis Ahlat doğumluyum. Şu anda Etimesgut Müftülüğü'ne bağlı Eryaman Ahi Camii'nde müezzin kayyım olarak görev yapmaktayım. Kaç yıldır görev yapıyorsunuz? Yaklaşık olarak 8 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığımızda hizmet veriyorum. Müezzinliğin dışında neler yapıyorsunuz? Yani şu anda hafızlık çalışmamız var.
devam ediyor. O bayağı bir vaktinizi alıyor zaten. Tabii, yani günde 3-4 saat, bazen 5 saat sürüyor. İnşallah onu nihayete erdirip mesleğimizi hakkıyla yapmayı düşünüyoruz şu anda. Eyvallah, sağ olun. Peki hazır mıyız hocam? Hazırız. O halde sizi rahleye alalım, buyurun. Tarık Nergis, Haç Suresi 73 ila 78. ayetlerini tilavet edecekler. Vakit Kur'an vakti ve şimdi söz Kur'an'ın.
وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Tarık Hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Efendim şimdi söz 81 ilimizden stüdyomuza canlı olarak bağlanan misafir hocalarımızda kendilerinden yarışmacımız için puanlama yapmalarını istirham ediyoruz. Buyursunlar efendim. Evet hocalarımız puanlamalarını gerçekleştiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İlk değerlendirmelerini almak üzere sözü Halil Necipoğlu hocama bırakıyorum. Eyvallah. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyorum değerli dostum Eşref Ziya Bey. Estağfurullah. Kıymetli Tarık Hocam, size de ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık diyorum. Güzel okudunuz. Seyri siz kendiniz kurguladınız mı? Yani şu yerden başlayıp şöyle seyredip şöyle karara gideceğim diye... Böyle bir kurgulama evet, oldu mu? Doğrudur. Benim, nasıl yaptınız? Yani şu anda siz ne yaptınız? Makamsal olarak mı? Evet efendim. Uşak'la başladım. Evet efendim. Daha sonra Hicazkar, Geçki, Hicaz'la beraber. Hicaz'ı kâr ettirdiniz. Evet. Acizane. Daha sonra tekrar Uşak'a dönerek karar... Bilerek mi yaptınız? Evet. Maşallah. Çok benim iyi. Zaten musikiyle bir bağlantım var. Peki, klasik musikimizde olan eserleri de dinler misin? Şu anda çok fazla değil. Yani, yani çok mesela zamanımız... Itri'nin Nevakarını bilir misin? Yok, bilmiyorum. Ha, anladım. Yani şu anda çok ona, yani musiki yönüne çok fazla zaman ayıramıyoruz Sayın Hocam. Eyvallah. Ama yani kabiliyetiniz çok açık, net, belli. Bu kabiliyetinizi kulak hassasiyeti itibariyle söylüyorum. Çünkü algınız açık belli. Bunu aktifleştirin. Yani musiki alemine de şöyle bir bakın. Burada olgunlaşmamış bir name bir iki yerde gördüm ama bütün olarak baktığımız vakit başarılı bir icraydı. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah hocam, teşekkürler. Osman Egin hocam buyursunlar. Eşref Ziya Hocam, teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam, buyurun. Efendim, Tarık kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle de Tarık bin Ziyad rahmetullahi aleyhe de bir Fatiha göndermek istiyorum. Cenab-ı Hak ruhunu şad etsin. Amin. Makamını âli eylesin inşallah. Amin.
Eşref Hocam, anneler, evet, babalar olarak zaman zaman farkında olmadan hatalar yapıyoruz. Farkında olamıyoruz. Bunlardan bir tanesi de gençlere, genç yavrularımıza yaptığımız nasihatlerdir. Aristoteles der ki, gençlere nasihat ederken nasihatinizi kısa tutun. Sık sık nasihat etmeyin. Nasihat ederken de onları azarlama formatında bunu asla yapmayın. Çünkü genç insanlar kabulden ziyade karşı çıkmaya meyyeldir. Bu bir fıtrat tabiat. Kabulden ziyade karşı çıkmaya meyyeldir. Efendim, şöyle düşünün, bir ateş düşünün, güçlü bir ateş. O güçlü ateşi üfleyerek söndüreceğini zanneden bir insan düşünün. Güçlü ateşi nasıl üfleyerek söndürülemezse, hatta şöyle olur, üfledikçe o ateş daha da azar. Onun için buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hele hele dini nasihatlerde bulunurken çok çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü o nasihatleri temelde Rabbimizin adına, Peygamberimizin adına yapıyoruz. Oradaki bizim hatalarımız, Allah muhafaza, Rabbimize, Rabbimizin kitabına sallallahu aleyhi ve selleme mal edilebilir. Oradaki haleti ruhiye. Çok mesela basit bir örnek vereyim. Bir insanı, bir yavrumuzu, bir gencimizi bir suç işlerken gördüğümüzde en tehlikeli şey onu suçüstü yapmaktır. En tehlikeli şey. Bir tek örneği yoktur Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de. Bırakır, her şeyi soğur, biter, normal, nötr haline gelir, kıvamına gelir, fıtratına gelir o zaman. Cenab-ı Hak, efendim, bu idrak ile yavrularına, gençlerine yaklaşan, onların gönüllerine giren, onların gönlünü alan, zihinlerini tertemiz etme gayretiyle mücadele eden kullarından eylesin diye dua ediyorum. Tekrar değerli kardeşim, muhterem hocam, meslektaşım Tarık hocama huzurlarınızda teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam, buyursunlar efendim. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. Eşref Bey. Buyurun. Tarık Nergis kardeşimiz 38 yaşında hafızlık yapıyor. Maşallah. Ne güzel. Ne güzel. Ne zaman bitecek Tarık? İnşallah planımıza göre maksimum 1,5 yıl diye planlıyorum. Cenab-ı Hak ihsan ederse bu gayretimizi devam ettireceğiz. İnşallah. Muvaffak olacağız. İnşallah, ama yaparken sağlam olsun. İnşallah. Ki dökülmesin, eskimesin. İnşallah. Yani unutulmasın manasına. Evet. Müezzinlik yapıyorsunuz. Evet. Güzel okuyorsunuz. Teşekkür ederim. Hafız da olacaksınız inşallah. İnşallah. Sesleri de tanıyorsunuz. Evet. Daha iyi tanımalar diler, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinizden dolayı. Şimdi yarışmacımız Tarık Nergis için puanlama vakti. Buyursunlar efendim. İlk olarak Halil Necipoğlu hocamız. Buyurunuz efendim. Eyvallah, teşekkür ederim. Estağfurullah. Tarık hocam, bu başlangıç ve en son karardaki sesler denk düştü, güzeldi. Ama arada problemli yerler vardı. Ben Zat-ı Şerifinize 98 puan veriyorum. 98 puan veriyor Halil hocam. Teşekkürler hocam. Osman Egin hocam. Teşekkür ederim kardeşim. Ben de Tarık Nergis hocama bu güzel tilaveti sebebiyle 98 puan veriyorum. 98 puan da Osman hocamız veriyor yarışmacımıza. Teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ederim. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Tarık Nergis kardeşime
başarılar dileyerek ben de 96 puan veriyorum. 96 puan veriyor Doktor Mehmet Ali Sarı hocamız yarışmacımıza. Tarık Nergiz kıymetli jürimizden toplamda 292 puan alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. Mutlak sevda dediğimiz bir sevda var. Cenab-ı Hakk'ın sevdası, sevgisi, muhabbeti, aşkı. O ki yani aşkla, gönülle okunması gereken bir kitap ama... Böyle Kur'an-ı Kerim'i profesyonelce tilavet buyurdular. Mutlaka ahkamıyla amel edilmesi gereken bir kitap. Tebrik ediyorum. Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Bu geldi. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Sinan İnan geliyor. Sinan İnan. Evet efendim. Kafiyeli bir isim ve soy isim. Tam sanatçı ismi değil mi? Evet, tam sanatçı ismi. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sinan Bey, sizi bir tanıyabilir miyiz? Sinan İnan. 45 yaşındayım. Evliyim. İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Doğma büyüme Kastamonluyum. 1994 Kastamonu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Çok güzel. Maşallah. Din görevlisi değilim, din gönüllüsüyüm. Özel bir şirkette, Türkiye'nin en büyük 200 sanayi kuruluşundan bir tanesinde satış müdürlüğü yapıyorum. Çok maşallah güzel. Size. Her ne kadar mihrapta olmasak da, çok şükür Kur'an-ı Kerim'i bırakmadık. Burada olmamızın sebeplerinden bir tanesi de acizane bir iddiamız yok. Ama istiyoruz ki Kur'an okuma, Kur'an tilaveti sadece hocalarımızın, cami görevlerinin, imamlarının değil. Eyvallah. Yani haricen de Kur'an'a gönül verilebileceği, okunabileceğini, Kur'an'ın muhabbetini gönüllere nakşedebilirsek acizane gayemiz ve burada olmak... Eyvallah. Sizlerin huzurunda olmak gerçekten çok büyük bir onur. Sinan Hocam, zaten Kur'an okumak bir iddia olmaz. Yani bunun yarışmada da olsa iddiası olmaz, başka yerde de olsa iddia olmaz. Kur'an-ı Kerim okumak bir ahlaktır. Bir kardeşimiz efendim bizden daha güzel okursa o bizi mutlu eder, bahtiyar eder. Efendim Allah razı olsun. Sizden de olur. Bir de tabii çok güzel bir şey daha temas ettiniz. Bizim genel anlayışımız şudur, herkesin Kur'an'ı okuma ve anlama hakkı da vardır. İsteyen her mümin, her Müslüman Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir ki okumalıdır ve anlamaya da gayret etmelidir üstadım. Böyle bir tercihte bulunduğunuz için ben hasreten özellikle hem TRT'miz adına, hem Diyanet İşleri Başkanlığımız adına, hem izleyenler adına, hem de burada jürideki hocalarım adına teşekkürlerimi arz ediyorum aziz dostum benim. Sağ ol, var ol. Siz de sağ olun. Eyvallah Sinan Hocam. Şimdi stüdyomuzda bir misafirimiz var. Sol tarafınıza dönerseniz bakalım kimmiş. Evladınız Buğra Furkan İnan. Evet. Seni tanıyabilir miyiz hızlıca? Tabii ki, ben Buğra Furkan. Kadıköy İmam Hatip mezunuyum. Şu anda ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenimime devam ediyorum. Maşallah. Babanız biraz sonra Kur'an-ı Kerim okuyacak. Neler hissediyorsun? Evet. Tabii ki gurur verici ve heyecanlı bir durum. En az onun kadar biz de burada heyecanlıyız. Ama kendisi bunun zamanında gerekli derslerini almış. Onu her dinleyen, yani eminim ki mest oluyordur. Bugün kendisini orada göstereceğine eminim. Elinden gelenin en iyisini yapacağına da eminiz. Kendisinin her zaman arkasındayız. Peki, teşekkür ediyoruz Buğra. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz sana. Sağ olun, sizlere de hayırlı eğitim, akşamlar. Eğitim, öğretim hayatında da başarılar diliyoruz kardeşim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol. Sinan Bey, evladınızı da gördünüz. Biz ailecek İmam Hatipliyiz. Maşallah. Eşim de Kastamonu İmam Hatip mezunu. Oğlum Kadıköy İmam Hatip mezunu. Kızım 8. sınıf. Maşallah. İmam Hatip'te okuyor ortaokul. Sene inşallah liseye gidecek.
Eyvallah. Çok güzel. Maşallah. Peki Sinan Hocam hazır mıyız? Hazırız efendim. O halde sizi rahliye alalım. Buyurun. Sinan İnan, Ali İmran Suresi 189 ila 194. ayetlerini tilavet edecekler. Vakit Kur'an vakti ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون يَرَوْنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Sinan Hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun, Allah razı olsun. Maşallah size. Hâzâ min fâzlı Rabbi. Eyvallah, eyvallah. Efendim şimdi 81 ilimizden stüdyomuza bağlanan misafir hocalarımızdan yarışmacımız için puanlama yapmalarını istirham ediyoruz. Buyursunlar efendim. Evet, hocalarımız puanlamalarını gerçekleştiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İlk yorumları için Osman İgin Hocam, buyursunlar efendim. Eşref Seyha Hocam, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Estağfurullah hocam, buyurun. Tilaveti gerçekleştiren kıymetli kardeşimiz Sinan İnan dostumuza da buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun kardeşim. Efendim. Cenab-ı Hak sizi Kur'an'dan ayırmasın. Amin. Kur'an'ı da sizden ayırmasın inşallah. Amin. Üstadım, sevdanız neye dairse ona ulaşıyorsunuz. Doğrudur hocam. Bu mutlak sevda dediğimiz bir sevda var. Cenab-ı Hakk'ın sevdası, sevgisi, muhabbeti, aşkı. Şimdi bir sahabi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor bir gün. Bir aslında böyle düz insan olmak çok güzel. Düz insan, sade insan, vasat insan, orta insan. Çok güzel aslında ama biz pek farkında değiliz. Efendim geliyor sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ve öğle namazı vaktine denk geliyor. O arada da böyle çok edep erkendi herhalde böyle usul bilmediği için peygamberimiz arkadan bağırıyor. Diyor ki kıyamet ne zaman falan diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermiyor. Sonra namazdan sonra soruyor. Diyor ki şu kıyameti soran adam nerede? Elini kaldırıyor. Benim diyor efendim. Diyor ki ne hazırladın onun için? Neyin var? O da şöyle bir ifade bunu. Diyor ki ya Resulallah ya çok namazım var, orucum var, nafilelerim var desem diyor yani değil, öyle değilim ama size bir şey söyleyeceğim diyor. Ben sizi seviyorum ya Resulallah diyor. Ben sizi seviyorum ya Resulallah diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el mer'u ma'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Sevdiğiyle beraberdir. Ya. Efendim bu hadis-i şerif çok önemli bir hadis-i şerif. Şimdi dünyada neyi en çok seviyorsanız ahirette onunla beraber olacaksınız. İstediğinizi sevebilirsiniz bundan sonra. Hiçbir şey söylemiyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Halil hocam. Evet. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Bu geldi aklıma. Saygıdeğer Osman hocamdan öylesine istifade ediyoruz ki Allah razı olsun kendisinden. Estağfurullah. Estağfurullah. Değerli Sinan hocam, size inandım ben. Çok güzel okudunuz. İnandırıcı bir kişiliği var. Evet, Sinan İnan. Efendim başta ifade buyurduğunuz gibi ben bir Kur'an gönüllüsüyüm dediniz. Gönlünüzden hiç çıkartmayınız lütfen. Gönlünüzde kalsın. O ki yani aşkla, gönülle okunması gereken bir kitap ama mutlaka ahkamıyla amel edilmesi gereken bir kitap. Ahkamıyla amel, ahlakıyla ahlak edinenlerden olalım. Allah razı olsun. İyi ki varsınız, şeref verdiniz. Allah eyvallah, ağzınıza sağlık. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam, buyursunlar. Teşekkür ederim Eşref Bey. Estağfurullah hocam, buyurun. Sinan İnan kardeşimiz, maşallah, alanın dışında bir işle meşgul olduğu halde, böyle Kur'an-ı Kerim'i
profesyonelce tilavet buyurdular. Eyvallah hocam. Sinan İnan tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bu vasfınızın devamını diliyorum. Amin inşallah. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Bu nezih yorumlarınızdan dolayı. Sağ olun. Efendim şimdi yarışmacımız Sinan İnan için puanlama vakti. Buyursunlar efendim. Osman Egin hocam. Teşekkür ederim. Efendim ben Sinan İnan kardeşime bu güzel tilaveti sebebiyle ...100 puan veriyor Osman Egin hocam. Teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ederim kardeşim. Halil hocam. Evet. Şeyh Şaban Veli Hazretlerinin ifadesiyle gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz hayırla güle güle 100 puan. 100 puan veriyor Halil hocam. Teşekkürler hocam. Mehmet Ali Sarı hocam buyursunlar efendim. Ben de Sinan İnan kardeşimize başarılar ve sağlık afiyet dileklerimle sağım solum uçtu. Ben de uçuyorum. 100 Doktor puan. Mehmet Ali Sarı hocam da 100 puan veriyor. Yarışmacımız Sinan İnan. Kıymetli jürimizden toplamda 300 puan alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. Heyecanlanmasaydınız keşke diyorum. Sadece kusurlarını değil, meziyetlerini de söylememiz lazım. Sizdeki o güçlü potansiyeli görmediğimizi zannetmeyiniz. Kuvvetli bir sesi var. Sporculuğundan geliyor herhalde. İnsanlık maden gibidir. Kusur madende mi, madeni işlemekte mi? Kelimelerin bütünlüğüne riayet ettiler, dikkat ettim. Gençlik yoldan çıktı. Doğru cümleyi kuruyorum bu hadis-i şeriften bilhem. Gençliği yoldan çıkardık. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Osman Özmaden geliyor. Osman hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Osman Özmaden. Ordu Korganlıyım, Korgan doğumluyum. Korgan'da halen görev yapmaktayım. Yaklaşık 8 yıldır. Evliyim. Bir çocuğum var. Adı Alparslan. Ellerinizden öper. Bu kadar. Peki sporla alakanız var mı? Yani... Okuldayken güreş takımındaydım. Güreş takımındaydım. Daha sonra voleybol takımına geçtim. Serbest mi, Grekoromen mi? Serbest ve Grekoromen ikisinde de müsabakalara katıldım. Serbest'te il üçüncülüğüm var. Öğrencilerimize bazen Kur'an kursunda bazı oyunlar öğretiyoruz. Onun savunmasını öğretiyoruz. Maşallah. Kur'an kursu döneminde bazen böyle şeyler oluyor. Eyvallah. Öğrencileri daha çok kursta tutmak adına. Eyvallah. Eyvallah. Osman hocam hazır mıyız? Hazırız. O halde sizi rahliye alalım. Buyurun. Osman Özmaden, Ankebut suresi 41 ila 45. ayetlerini tilavet edecekler. Vakit Kur'an vakti ve şimdi söz Kur'an'ın. Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Osman Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık aynı zamanda. Hoş geldiniz.
Efendim şimdi söz misafir hocalarımızda. Kendilerinden yarışmacımız için puanlama yapmalarını istirham ediyoruz. Buyursunlar efendim. Evet hocalarımız puanlamalarını gerçekleştiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve ilk yorumlarını almak üzere Doktor Mehmet Ali Sarı hocam buyursunlar efendim. Teşekkür ediyorum Eşref Bey. Estağfurullah hocam buyurun. Osman Özmaden kardeşimiz güzel okudular. Kuvvetli bir sesi var. Sporculuğundan geliyor herhalde. Olabilir hocam. Efendim. Öyle bariz bir eksikleri yok. Fazlalığı var. Kelimelerin bütünlüğüne riayet ettiler. Dikkat ettim. O çok önemli. Sadece kusurlarını değil, meziyetlerini de söylememiz lazım. Eyvallah hocam. O çok güzeldi. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Eyvallah sağ hocam, sağ olun. Osman Egin hocam, buyursunlar. SFC'ye hocam, teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam, Osman buyurun. Özmaden kardeşime de bu güzel tilaveti için teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Sizin soyadınız Özmaden. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellemin iki kelimeden oluşan çok güzel bir hadis-i şerif var. Hepsi çok güzel, elhamdülillah. Ennâsu ke me'adine. İnsan, insanlar, insanlık maden gibidir. Efendim nasıl işlerseniz o önünüze gelir. Doğru. Tertemiz pırıl pırıl Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir madendir. Sonra o madeni anne baba işlemeye başlar. Ondan sonra da başlar şikayet etmeye. Kusur madende mi, madeni işlemekte mi? Şimdi biz öyle bir millet olduk ki, Eşref Ziya hocam. Bardağı kırarız, bardağı kırdım demeyiz. Bardak kırıldı. Çorbayı dökeriz, ondan sonra çorba döküldü. Efendim, o çorbayı döktüm demeyiz. Efendim, arabayı devirir, araba devrildi. Halbuki çorbayı döktüm, bardağı kırdım, arabayı devirdim. Şimdi en önemli cümleye geliyoruz. Gençlik yoldan çıktı. Doğru cümleyi kuruyorum bu hadis-i şeriften mülhem. Gençliği yoldan çıkardık. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Halil hocam. Evet, değerli dostum Eşref Ziya. Evet, yani bugün de yüz binlerce hatta milyonlarca katılımcıyla açtığımız bu Kur'an meclisimizi kapatma anına, anlarına geldik değil mi? Yani zamanın ruhundan hissemize düşenleri hep birlikte mutlulukla paylaştık. Allah kabul eylesin. Amin. Amin. Şimdi değerli Osman hocam. Üstadım lebbek. Hem zat-ı şerifinize hürmetlerimi arz ediyorum hem de değerli Osman hocama. Eyvallah. Estağfurullah. Heyecanlanmasaydınız keşke diyorum. Kıymetli hocam, heyecanınıza mağlup oldunuz. Heyecanınıza biraz maalesef kurban verdiniz bu icranızı. Nitekim sesiniz gayet güzel, etkileyici, ferahlatıcı. Zaten böyledir yani. İnsan mucizesinin en önemli unsurlarından bir tanesi sesiyle hitabıdır. Siz de o güzel sesinizle hitap ettiniz. Gönlümüze hitap oldu bu. Siz de inşallah sıhhatle, afiyetle bu hitabınıza devam ediniz. Allah yar yardımcınız olsun hepimiz. Efendim siz bir şey okumayacak mısınız bugün? Hürmetle. Bu ne emredersiniz efendim? Ne emredersiniz? Ama dinlemeyi arzu ederiz biz. Ya. Ne ikram ederseniz. Hay hay ne emredersiniz? İnsanlarımız bekliyor. Pekala. Başında. Ben o zaman saygıdeğer hocamın da müsaadesiyle böyle bir münacat okuyabilir miyim? Oo, çok yerinde olur. Eyvallah, tam da vaktidir. Lütfen istedim. İlahi cennetine girenlerden eyle bizi. Cennet içinde cemalini görenlerden eyle bizi.
Ya hayyu ya kayyum samet ihsanına yoktur adet Firdevs bahçesinde ebed kalanlarda neyle bizi. Amin. Kur'an'ını hüccet bilen iman ile göç eyleye nefeste Allah 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 deyip canı eyle bizi. Amin. Amin. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür Mustafa ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Annenize, babanıza rahmet olsun. Allah razı olsun. Amin. Efendim şimdi yarışmacımız Osman Özmaden için puanlama vakti. Buyursunlar efendim. İlk olarak Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam, buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Ben Osman Özmaden kardeşimize 98 puan veriyorum. 98 puan veriyor hocamız, yarışmacımıza. Teşekkürler hocam. Osman Egin Hocam. Efendim, güzel ordumuzu ve o ordunun güzel insanını hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ve Osman Özmaden kardeşime bu güzel tilaveti sebebiyle 96 puan veriyor. 96 puan veriyor Osman Egin Hocam yarışmacımıza. Ve son olarak Halil Hocam. Evet, kıymetli Osman Hocam. Sizdeki o güçlü potansiyeli görmediğimizi zannetmeyiniz. Değerli büyüklerim adına da ben böyle hissettiğimi söylüyorum. Fakat bu yarışmada bu performansa kabul ederseniz bendeniz de 96 puan veriyorum. 96 puan veriyor Halil Hocam yarışmacımıza. Yarışmacımız Osman Özmaden. Jürimizden toplamda 290 puan alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. Kıymetli Kur'an dostları, yine geldik programımızın en heyecanlı anına. Yine birbirinden değerli yarışmacı arkadaşlarımız o muhteşem tilavetleriyle yüreklerimizi coşturdular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün yine bir yarışmacımız günü birinci olarak bitirecek ve hafta finalinin yolcusu olacak kendileri. Acaba o yarışmacımız kim? Bizler de en az onlar kadar heyecanlıyız. Final vakti yaklaşıyor. Şimdi final vakti ve bugün.
Misafir hocalarımızdan aldığı 90 puan ve kıymetli jürimizden aldığı puanlarla toplamda 380 puan alarak bugünü üçüncü olarak bitiren yarışmacımız Osman Özmaden. Kendilerini tebrik ediyoruz. Misafir hocalarımızdan aldığı 91 puan ve kıymetli jürimizden aldığı puanlarla toplamda 391 puan alarak bugünü ikinci olarak bitiren yarışmacımız Sinan İnan. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve geldik günün finaline ve gün birincisine. Yine misafir hocalarımızdan aldığı 94 puan ve jürimizden aldığı puanlarla toplamda 393 puan alarak bugünü birinci olarak bitiren yarışmacımız Doğan Temiz. Kendisini tebrik ediyoruz ve 3 tam altınla ödüllendiriyoruz. Teşekkürler. Allah'ım, sana secde edişimiz en tatlı sevincimizdir. Senin huzurunda olmamız en büyük nasibimizdir. Yalnız sana muhtaç olmamız en büyük şerefimizdir. Allah'ım, üzerimizdeki hidayet ve afiyet nimetini daim eyle. Amin. Efendim, geldik yine bir programımızın sonuna. Yarın yine aynı saatte TRT1 ekranlarında buluşmak ümidi ve duasıyla Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, Kur'an'la kalın.